Hoş defa geldiniz. Kazasız belasız geldiniz. Hamdolsun. Ekibimizi tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Tebrik ediyoruz. Benzer yanmış tabii. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz hepinizi. Merhaba. Gurur verici oldu. Gereğini yaptı Çorum İtfaiyesi, araba kurtarma ekibimiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. En güzel şekilde temsil ettiniz şehrimizi. Allah razı olsun. Allah beterinden korusun. Enkazdaki durum, yani normaldeki durumdan çok farklı. İster istemez insani olarak uyuşsallaşabiliyorsunuz. Sonra ilk 48 saat hiçbir arkadaşımız, ekibimizde bulunan hiçbir arkadaşımız istirahat etmeden direkt enkazın üzerinde veya çevresinde veya da enkaza girip çıkmak suretiyle öyle bulundular. Yani biz yaptığımız halde, yani önerdiğimiz halde bile bunu başaramadık. Çünkü o esnada ne yapabiliriz heyecanındaydık. Ne yapabiliriz? Bir an önce ne kurtarabiliriz heyecanındaydık. Yani duygu olarak gerçekten yoğun bir duygu. Allah korusun, yani oradaki vatandaşlar, yakınlarımız da olabilirdi. Veya herhangi bir tanıdığımız kimseler de olabilirdi ama o an için onların hiçbirisini hissetmiyorsunuz. Sadece enkazdan bir an önce canını çıkarmayı hedefliyorsunuz. Burada madenci arkadaşlar olsun, diğer sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlar olsun veya da oradaki belediyenin kendi ekipleri olsun, onlardan da destek aldık. Yani biz kurtarma ekipleri olarak çalışmamızı, işimizi en iyi şekilde yapmaya, en iyi şekilde gayret ettik. Yani. Hep bir ışık, bir ümit arıyorsun. Moral olarak tam çöktüğümüz bir anda, yani artık bizim de moralmen yavaş yavaş çökmeye başladığımız bir anda Hacı Ahmet isimli o yalvacağı bulduk. O bize tabiri caizse bir doping mi oldu diyeyim, bir ilaç mı oldu, bir serum oldu. Tekrar bütün yorgunluk, her şey gitti. Tekrar yeni bir hırs, yeni bir istekle çalışma azmimizi artırdı. Hani biz işimizi yaptık. Bizim işimiz itfaiyecilik, bizim işimiz arama kurtarma. Biz verilen görevi layıkıyla yapmaya çalıştık. Belediyemize, şehrimize, devletimize layık olmaya çalıştık. Eminim ki bunu da başardık. Çünkü orada 29-30 kişiydik. Herkes elinden gelen özveriyi sergiledi. Bir tane cana vesile olduk. Allah Rabbim bize bunu vesile kıldı. Bu yönden hakikaten sevinçliyiz. Üzüntümüz çok büyük. Yani vatandaşlarımızın birçoğu maalesef kaybettik. Bunu da üzüntülüyüz. Yani diyeceğim şu, sadece biz işimizi yaptık. Vatanımıza, milletimize böyle bir acılar göstermesin Allah'ım bizlere. Biz buradan itfaiye olarak 30 kişilik bir ekiple Beydere'ye çıktık ama 30 kişilik bir ekiple deprem bölgesinde yer aldık. Arkadaşlarım 30 kişinin 30'da çok özverili bir şekilde, yani oradaki bir hayata, bir insana, bir cana, bir hayata, bir cana, bir cenaze de olsa birilerine dokunup insanlara faydalı olmak için buradan çıkış yaptık. Başkanlığımız tarafından görevlendirildik. Hakikaten orada olduğumuz süre içerisinde yeme, içme, istirahat vesaire hiçbir şey düşünmedi arkadaşlarımızla. Elinden geldiği kadar herkes çabasını gösterdi. Yani insanüstü gayretlerle. Zaten olağanüstü bir afet gerçekleşmiş. Biz de insanüstü gayretlerle insanlara faydalı olmaya çalıştık. Bu şekilde görevimizi tamamladık. Dönüş yaptık inşallah. Şöyle bir durum, bir tane de canlıya ulaşmayı çok istiyorduk. Yani ilk etapta ulaşılan canlılar tabii ki vardı ama özellikle 6. günden, 7. günden sonra canlıya ulaşmak çok daha zor. Çok daha mucizevi olaylar bunlar. Canlıya ulaşmayı çok istiyorduk. Allah bize öyle bir durum nasip etti. Sağ olsun arkadaşların tamamı buna şahit oldu. Bir canlıya ulaştık. Ben şöyle söyleyeyim, canlıya ulaştığımız esnada duygu yüklemesi illaki olmuştur ama en duygusal anım, Salih arkadaşımız içerideki çocuğun ismini sordu, içerideki çocuk ismini söyledi. İsmini söyledikten sonra Salih arkadaşımız dışarıya bu ismi söyledi, Hacı Ahmet dedi.
Dışarıya baktım, yakınlarından birbirine sarılanlar, sevinç çığlığı atanlar oldu. O esnada gözlerimizden yaşlar damladı. Çok duygusal bir andı. Yani onu tarif etmek çok mümkün değil. Allah kimseye bir daha böyle acı vermesin. Sabaha karşı saat 6'da bırakmış enkazı, istirahate geçmiş. Personel tam değişim yapacak yani. Bir saat falan var, değişim yapılacak. O esnada da ben hala ayaktayım. Sessizlik çöktü. Bayağı bir sessizlik çöktü. Sabah saat işte 6-7 arası sessizlik çöktü. Enkaza falan gittim. Enkazda işte el frenine falan bakıyorum falan, böyle kritik yerlere falan bakıyorum falan, işte böyle işte sesimi duyan var mı diyorum. O şekilde bir şey yaptım. Şeye girdim, duyguya girdim. Normalde baktığım zaman aradan kaç gün saat geçmiş? Yani 7. gün değil mi? 7. gün. 7. günde artık yani umutların tükendiği an. Ama biz hala umudumuzu yitirmedik. Tam o arada işte sesimi duyan var mı? Duyuyor musunuz falan derken orada bir çocuk sesi geldi. Yani çok bir ığıltı sesi geldi. Tam o sende canlı olduğunu tespit ettik. Hemen işte arkadaşlarımıza falan haber verdik. O anda bizim Ahmet'i kurtarma operasyonumuz başladı. Allah'ın lütfu Ahmet'i orada bir hayat üçgeni dediğimiz boşluk var. Orada o boşlukta Ahmet sağ kalmayı başarmış. Ahmet'le iletişime geçtik. Ahmet'in iyi olduğunu sorduk. Ahmet iyi olduğunu söyledi. Ahmet işte bir isteğin falan var mı diye sorduk. Ahmet'in ilk işte her zamanki bütün afet zedelerin ve enkazda kalan arkadaşlarımızın cevap verdiği gibi susadım falan dedi. İşte ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ahmet'in sesini duyuyorsam Ahmet'in hangi noktada olduğunu bilemiyoruz. Çünkü yani çökmüş bina. Yani hangi noktadan gideceğimizi tam olarak bir şey yapmamız gerekti. Gideceğimizi belirlememiz gerekti. Biraz ilerledik. Biraz daha seslendik. Ahmet'i sürekli konuşturduk. İşte konuşturmadan Ahmet ne yapıyorsun, nasılsın yine. Ahmet'e soruyorum işte Ahmet ne yapıyorsun, iyi misin diyorum. Ahmet karnım acıktı diyor. Biraz daha ilerliyoruz. Ahmet nasılsın falan diyoruz. İşte meyve suyu istiyorum diyor. Bu şekilde cevaplar verdi. Ahmet'i biraz toparladık. En sonunda son noktaya geldik artık. Ailesine kavuştuk. Yani çıkartacağız ama Ahmet'i hala göremiyoruz. O anda şey yaptık yani, işbirliği yaparak dedim ışığı tutayım dedim ben, normalde elimde el feneri falan var. El feneri ışığı falan tuttuk. Ahmet ışığı falan görüyor musun? Göremiyor falan derken oradan bir boşluk buldum, ışığı tuttum. Ahmet ışığı görüyor musun dedim. Ahmet ışığı görüyorum deyince sevindik. O anda işte Ahmet'in ismini sordum. İsmin ne diye, kaç yaşındasın falan diye. Ahmet isminin Hacı Ahmet olduğunu söyledi. Tabii bütün arkadaşlarımız da orada beraber mutlu olduk. Işığı gördükten sonra Ahmet'in yerini tespit ettik. Tespit ettikten sonra da Ahmet'i sağ salim çıkarttık. Yani benim son olarak diyeceğim, Allah bir daha başımıza böyle afetler göstermesin. Biz sadece de arama kurtarma ekibi olarak, Çorum İtfaiyesi olarak elimizden geleni yaptığımızı inanıyoruz. Yalnız nasıl? 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 Yalnız nası